İki net sorum olacak. İki kısa cevapla siz toparlarsınız diye düşünüyorum. Önce ekrana bir belge getireceğim. Eren'den önce o belgeyi, evet şimdi bu nedir diye merak ediyorsunuz belki de. Bu Sayın Murat Kurum'un mal beyanı. Daha önce görmüş müydünüz bilmiyorum ama kendi hesabında yayınladığı Sayın Kurum'un mal beyanı. Bunun bir büyütülmüş versiyonu var. Eren'den bir de onu rica edeyim. Evet, gördüğünüz üzere Sayın Kurum mal beyanında hangi para birimine güvendiğini açıkça ifade etmiş aslında. Yatırımları para ve menkul değer bilgileri kolonunda ve sütununda Türk lirası olarak 200 bin TL'si ama 55 bin dolar ve 40 bin euro yatırımı olduğu görülüyor. Demek ki Sayın Kurum bile aslında TL'ye değil dövize güvenmiş. Beklemediğim bir faiz artış kararıydı. O kadar beklemiyordum ki dişimi kırarım filan gibi oldukça iddialı açıklamalar bile yapmıştım. İki sorum olacak. Bir, bundan sonra ne olacak? Yani dövizde, işte borsada, piyasalarda, çünkü insanlar gerçekten de döviz almıştı. Küçük yatırımcı da almıştı. Şu anda bir düşüş seyrinde döviz ama ben yerine, gördüğü yere geri döneceğini düşünen yerdenim. İkincisi ise bütün bu konuştuğumuz kavramlar arasında asgari ücretliye ya da sabit gelirliye bir müjde var mı? Onu da bir grafikle sormak istiyorum. Bugün bir grafik paylaşılmıştı sosyal medyada, çok net anlatan bir grafik. O grafiği ucundan göstereyim. Siz yanıtınızı verirken, analizi yaparken Eren o grafiği de zaten ekrana getirir. Hayır arkadaşlar, grafik şu. bir dakika. Evet, o değil. Bu. Aynen. Evet, dolar karşısında eriyen asgari ücret, alien art. Yani son zamdan sonra dolar o kadar yükseldi ki zaten asgari ücret nereden nereye geldi? Burada direkt olarak görebiliyoruz bu grafikte. Şimdi soruları ben sordum, yanıtları dinliyoruz hocam. Birincisi şey diyelim, yatırım tavsiyesi değildir ama Murat Kurum'un yatırım tavsiyesidir herhalde. Çünkü anladığım kadarıyla insanlara yıllardır döviz tutmayın, kamu kurumlarına yıllardır döviz tutmayın, dövizinizi bozdurun, Türk lirasına dönün. Türk lirasında kalan işte canı yanmaz, dolara gidenin canı yanabilir, dövize gidenin canı yanabilir derlerken başka bir şey yapmışlar demek ki. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlememiş galiba burada Murat Kurum'u, öyle anlıyorum. Ya da yani görüntü pek de Türk lirasına güveniyormuş gibi gözükmüyor. Şimdi burada yani bunun üzerinde çok konuşuruz aslında. Çok konuşulacak tarafı var bunun. Hani bir ülkenin insanların, yurttaşlarının nasıl ciddiye alınmadığının, politika yapılırken onlara söylenenin başka olduğu, gerçeklerin başka olduğunun bir görüntüsü bu. Yani bir belgesi, vesikası. Ama şunu söyleyelim, yani insanlar da, bu ülkenin insanları da hiçbir zaman saf olmadılar. Sadece paraları olmadığı için Murat Kurum'un yapabildiğini yapamadılar. Yani bu ülkenin büyük bir kitlesi tasarrufu olmadığı için buralara gidemedi. Onlar 3 gün önce alıp işte dolar 10 lirayken 1000 dolar alıp 100 dolar alıp ondan acaba bir ekmek parası çıkarır mıyım durumuna düşecek insanları oldu bu ülkenin. Maalesef bunları yaşadık geçmişte. Bir hatırlayın, özellikle Eylül ve Aralık 2021 arasında dolar böyle yukarı doğru giderken maaşını alan döviz bürosuna koşuyordu bu ülkede. Belki 3 gün sonra satarım, kredi kartımın asgarisini öderim diye. Şimdi şunu gösteriyor bugünkü 500 bas puan. Biz şunu unutmamamız lazım. Bu faiz artışları enflasyonun düşmesi için yapılıyor. Yani enflasyon bugün bu ülkenin canını yakan en büyük ekonomik bela ve bizim onu düşürmek için kullandığımız birçok araçtan biri faizler. Faiz neden arttırılıyor? Arttırılınca ne oluyor? Bir, insanlar Türk lirası tasarrufları varsa gidiyorlar dolar almak, euro almak yerine paralarını Türk lirasında tutuyorlar. Dolayısıyla TL'nin ekstra bir değer kaybı olmuyor ekonominin yapısal sorunları dışında. İkincisi de borçlanmak zorlaşacağı için böyle işte talep düşüyor. Talep düşünce de şu oluyor. İşte fiyatların artması yavaşlamış oluyor. Şimdi bunun için yapıyoruz bir kere. Ama Türkiye'de asıl mesele, enflasyonu hortlatan mesele, bugün işte faizi %50'ye çıkartmalarına neden olan mesele talep odaklı bir enflasyon değil ki. Yani bunun etkisi çok daha sınırlı. Asıl mesele maliyetlerin artması. Bunun da temelinde kur artışı. İkinci tarafta da karların artması ve yani enflasyonla beraber işletmelerin bir enflasyonist ortama dayanarak daha fazla